Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın gündemini ağırlıkla konuşacağız. Türk siyasetinde, Türk sistem içi siyasetinde yaşanan gelişmeleri de, Türk devlet sisteminde yaşanan gelişmeleri de, muhalefetle iktidarın tutumunu, HDP'nin üçüncü yol siyasetini, bir de özellikle son dönemlerde giderek artan boyutta hem Rojava'ya hem Kürtlere dönük tehditleri ve tabii bu arada Başure Kürdistan'a dönük saldırıları da konuşacağız. İki değerli konuğum var. HDP Ahmet Milletvekili Tayyip Temel. Hoş geldiniz Tayyip Temel yayınımıza. Yine gazeteci arkadaşımız Ömer Çelik, televizyonumuzun da programcısı aynı zamanda, Ahmet'ten bakışı sunuyor. Sen de hoş geldin Ömer Çelik. Hemen merhabalar, yayınlar. İlk sorumuzla başlayalım. Doğrusu sıcak bir gelişme. Kısaca onu Tayyip Temel'den, Sayın Vekilimizden değerlendirmesini isteyeceğim. Kaç gündür Kobani'ye dönük SİHA'lar üzerinden saldırılar oluyor. Sivil araçlara dönük saldırılarda yaşamını kaybeden, şehit düşenler de var. Yayınımızdan hemen önce de böyle bir saldırı yaşandı. Doğrusu siz takip edebildiniz mi? Nedir bu saldırının altında yaşananlar? Buna göz yumanlar neyi hedefliyor? Özellikle Suriye hava sahasını kontrol eden Rusya'nın buna ciddi anlamda göz yumduğu da söyleniyor. Evet, biz de öncelikle bütün medya haber izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Biz o gelişmeleri tabii ki yakından takip ediyoruz. O gelişmelerden haberdar olduk. Aslında birkaç gündür sürekli bunun zemini hazırlanıyor. Yani böylesi saldırıların, böylesi aslında şeysiz, yani pervasız, hiçbir meşru zemine, hiçbir hakka hukuka dayanmayan, özellikle de Kobani gibi Kürt halkının en önemli mücadelelerinden birinin sembolü olan kenti hedef seçmeleri şüphesiz belli pazarlıklar ve tartışmalar, belli diplomatik işleri, ülke arayışlar çerçevesinde bir onaya ya da en azından bir göz yummayla gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye'nin özellikle AKP-MHP iktidarının zaten Kürt düşmanlığı, Rojava düşmanlığı, Kürt'ün statüsüne yönelik tarihsel düşmanlığı ve öfkesi biliniyor. Özellikle de Kobani gibi DAEŞ'in kendilerini desteklediği vahşi, barbar bir örgütün adeta yenilgisinin başlangıcı olması itibariyle de bu öfke sürüyor. Fakat görünen şu, Erdoğan rejimi açıkçası bütün varlığını, bütün sürdürebilirliğini Kürt karşıtı politikalarda ve böylesi politikaları da uluslararası pazarlıklara konu edilmesiyle sürdürüyor. Amerikan bu konuda belli tartışmalar, Amerika'da Amerika yetkilileriyle yaptığı tartışmalardan belli ki sonuç almamış, bir eli boş dönmüş. Zaten ondan hemen sonra Biden'ın gerçekten Türkiye'ye dair çok önemli, başka ülkeye asla telaffuz etmediği, başka ülkeyle ilgili telaffuz etmediği değerlendirmeleri oldu. Türkiye'nin Suriye'de istikrarı bozduğu, Türkiye'nin Suriye'de mevcut çözüm perspektifine düşmanlık ettiği ve bütün halklar açısından da işte güvenliği bozan aktör olduğu tespitini yaptı. Şimdi yine rejimin kimi değerlendirmeleri oldu. Özellikle Suriye'nin bütün kentlerinden Türkiye'nin çekilmesi, buna Rojava'da, Afrin ve işte Serekani dahil İçişleri Bakanlığı'nın bizzat değerlendirmeleri oldu. Geriye işte Putin'le belli görüşmeler, tartışmalar kalmıştı. Bu konuda zaten görüşmeleri yapar yapmaz, apar topar tehditler savurmaya başladı. Tehditlerin kaynağında çaresizlik var, tükenmişlik var, iç politika ve dış politikada iflas edip çürümüşlük var.
devletin işte diyelim ki hem faizle hem ekonomiyle büyük bir kriz yaşama hali var. Çetelerle, mafyalarla iç içe bir işte yönetim gerçeği var. Bunların tümünün bir şekilde örtbas edilmesi, bir de muhalefetin özellikle hata geçtiği, inisiyatifi aldığı, gündemi belirlediği bir süreçte böylesi girişimlere, böylesi savaş politikalarına ihtiyaç duyuyor. Zaten tezkereyi de bu yüzden hazırlık yapıyor, meclisin gündemine getirmeyi planlıyor. Sıcak bir gelişmeydi, oradan başladık ama ayrıntılarını Rojava'ya dönük tehditleri konuşacağız. Yine sizinle devam edelim çünkü sonuç itibariyle son günlerde yine alanları ciddi biçimde değerlendirmeye, sokağa çıkmaya başladı HDP. Daha önce de yoğun bir biçimde kullanıyordu ama HDP bu bütçe görüşmelerinde de bunu kullanmaya başladı. Savaşa ve saraya değil halka bütçe, sermaye değil halka bütçe şiarıyla çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Bütçeye şerhler de koydunuz. O şerhleriniz de basına yansıdı. Oradan başlayalım. Nedir bu bütçe görüşmelerinde yaşananlar? Gerçekten nasıl bir bütçe hazırlanıyor? Böyle sarih bir şekilde görünen nedir? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi açıkçası Türkiye'deki bütçe tartışmaları ve ekonomik kriz birbirinden bağımsız ele alınamaz. Bütçe tamamen AKP'nin aslında talan düzenine, soygun düzenine, yandaşa işte ülkenin bütün kaynaklarını peşkeş çekme mantığına göre düzenlenmiş bir bütçe. Ve özellikle de biz HDP olarak bu yıl özellikle tercih ettiğimiz başlıklardan biri de savaşa bütçedir. Neredeyse 2015 sürecini değerlendirdiğimizde yani 2015'teki o çatışmasızlık hali bütçesi düşünüldüğünde neredeyse işte o günden bu yıla kat be kat işte onlarca kat artan bir savaş bütçesi var. Kendileri buna işte diyelim ki güvenlik bütçesi diyor, bilmem bütçesi diyor vesaire. Aslında özünde şu paramiliter güçlere yarına dair iktidarın kendi bekasını garantiye almaya dönük bir bütçe oluşturuluyor. Birkaç kaleminden bahsedecek olursak örneğin genelkurmay bütçesi neredeyse işte bütün zamanların en yüksek bütçesi. Saraya ayrılan bütçe hiçbir zaman bırakın tasarrufta bulunmayı sürekli kat be kat artıyor. Yandaşlara peşkeş çekilen işte kalemler ortada. İşte TÜGVA gibi bir vakfa nasıl işte diyelim bütün ülkenin kaynakları peşkeş çekilmiş. Fakat esas olarak burada önemli olan şu, bu manipülasyonun tümünü yani halkı aç bırakan bu iktidar gerçeği biraz işte beka sorunu, ülke güvenliği, bilmem işte Kürtlere karşı, Kürt siyasi hareketine karşı savaş politikasıyla manipüle ediyor. Güya işte bir Türkiye'nin bir güvenlik sorunu var ve dolayısıyla bütçenin ağırlıklı olarak ona ayrılması şeyi var, iddiası. Bu iddia kökten yalan bir iddia çünkü sağlığa, bu pandemi koşullarında sağlığa ayrılan bütçe savaş sanayine, işte diyelim ki savaşa, güvenlik diye tanımladıkları işte militarizme ayırdıkları bütçenin yarısı kadar bile değil. Evet. Bu konuda işte dışarıya ihraç edilen şeyler var, çeteler var, desteklenen gruplar var. İşte İdlib'den tutalım, Afrin'den tutalım, Serikani'ye kadar. İşte Azerbaycan'ın saldırganlığını destekleyen bir politika var. Güney Kürdistan'a işte 23 Nisan'dan bu yana kesintisiz saldırılar var ve o saldırıların bütçesi Türkiye'nin bütün ekonomik sorunlarına yetecek kadar büyük bir bütçe. Dolayısıyla HDP olarak bugün saraya ve savaşa değil halka bütçe dememizin mantığı bütün rakamlar, bütün matematiksel hesaplar bu gerçeği gözler önüne seriyor. O yüzden bütçe görüşmeleri daha başlamadı ama komisyonlardaki görüşmeler yer yer başladı. Biz de
Süreci şöyle başlattık. Önce halkla bu süreci tartışarak, halk çeşitli iller ve işte bölgelerde halkın bu gerçeğini, bu gerçeği görmesini sağlayarak, sonra da en aktif, en etkili şekilde bütçe görüşmelerinde meclis ve komisyonlarda muhalefet edeceğiz. Türkiye'ye, Türkiye toplumuna şunu çok açık bir şekilde göstereceğiz. Büyük bir aldatmaca var. Büyük bir işte manipülasyon var. Türkiye'nin aslında kaynaklarının Türkiye halklarına yetecek ve daha fazla, daha da artacak nitelikte olduğunu biliyoruz. Hı. Ama işte çöken yandaşlar, yine savaş baronları, işte yine saraya ayrılan ve sarayın işte etrafının örüldüğü o çepere ayrılan bütçe aslında halka bir şey bırakmıyor. Peki. Emekçiye bir şey bırakmıyor. %3-4 bilmem %10 maaş zammıyla emekçiler kandırılmaya çalışılıyor. Peki. Detaylı bir konu gerçi. Özet başlıklarla gidiyoruz ama Ömer Çelik, seninle devam ederim. Çok dikkat çekici. Yani özellikle anketlerde halkın neredeyse %70'e yakını birinci öncelikli sorun olarak ekonomik krizi, yoksulluğu görüyor. Bu da belli ki halka çok ciddi anlamda yansıyan bir durum söz konusu. Yani her ne kadar Türkiye'de iktidar televizyonları bunları göstermese bile. Birincisi, senin gözlemlerinde bu konuyla ilgili gerçekten halkın yaşadıklarının bu krizi birinci öncelik olarak görmelerinin temel nedenini belki bize yorumlarsın. İkincisi, bu yoksulluğa rağmen hala savaşa ayrılan bu devasa bütçenin görülmemesini ya da bunun neden olduğunun görülmemesini nasıl anlamak mümkün? Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Tayyip, insanlar toplumun en hayati bekliyorlar. Bugün Türkiye şartlarında ki durumda ekonomiden doğru kendisini gösteriyor. Yani bir taraftan bakıyoruz, döviz almış başını gidiyor, dolar kuru, euro kuru gidiyor. Bunların şüphesiz sadece matematik üzerinden, rakamlar üzerinden yerli yerinde kalmayacağı toplum, halk farkında. Bunlar enflasyona yansıyacak. Enflasyon doğal olarak zamlara yansıyacak. Şimdi bir tarafta açlık koşullarıyla, yani asgari ücret açlık koşullarına indirgenmiş bir maaşla yaşamını idame ettirmeye çalışan geniş bir toplumsal kesim var. Hali hazırda yaşamını sürdürmekte zorlanırken, ekonomiden yakınırken, içinde bulunduğu koşullardan yakınırken şimdi üzerine yeni binmiş bir durum söz konusu. Tabii bu daha önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda ekonomiye zamlarla doğrudan yansıyacak ama toplum halen aslında gayet farkında. Neyin ne olduğunun da farkında. Bir Afrika adlı sözü var. Yani şimdi bakıyoruz aslında döviz yükseliyor, dolar yükseliyor, altın yükseliyor, faiz yükseliyor. Bir Afrika adlı sözü şöyle diyor. Yani ormanda aslan da, ceylan da, fil de, kaplan da birlikte koşuyorsa orman yanıyor demektir. Türkiye'deki durum da bugün ekonomik anlamda bu. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor, ekonomik anlamda yanıyor. Herkes bunun farkında. Ekonomi Bakanı, yani dönüp bakın, yani bu kadar hayati bir konu meselede, toplumu bu derece ilgilendiren meselede önümüzdeki günlerde kat kat sorunların, zamların kendisini göstereceği bir durumda Ekonomi Bakanı'nı biz duymuyoruz. Türkiye siyasetinde Ekonomi Bakanı diye bir kişi yok. O kişi kim? Sayın Lütfü Elvan. Kendisi konuşmak yerine Tarım ve Orman Bakanı konuşuyor. Aslında deminki ironik atasözünde de dile getirdiğim gibi. Kendisi yok. Başka bakanlar konuşuyor. Fakat olan bitenin bir türlü topluma izahatı yapılmıyor. Siz demin şimdiye kadarki durumdaki aslında böyle dar kalemli havuz medyası ekonomi olabildiğince insanlardan, toplumdan gizlenmeye çalışıyordu ama artık onlar da yapmıyor. Son bir hafta, 10 gündür havuz medyasında çıkan yazılara, yayınlara bakın.
aslında onlar da artık ateşin olabildiğince ormanı sardığını, ülkeyi sardığını görüp hükümeti uyarır bir noktada geliyorlar. Çünkü bu işin sonunun nereye gittiği çok bariz belli. Bu, dolayısıyla dediğiniz önemli onun için dediğiniz önemli. Bunlar gerçekten hükümeti uyarmak için mi, yoksa bu hükümet gidici gemiden kaçmaya hazırlanmak için mi bunları yapıyorlar? Çünkü özellikle o konuyla ilgili de çok ciddi söylentiler var. Yani ciddi bir anlamda kaçış hazırlığının olduğunu söyleyenler de var. İsim filan vermek istemiyorum bazılarıyla ilgili, ama onlardan yansıyan sözler de var. Şüphesiz öyle. Yani bir gemi battığını herkes görüyor. Dolayısıyla ilk fareler terk ediyor. Bunu yaparken de yarına bakın biz böylesine iktidarı eleştirmiştik. Olan biteni kamuoyunun önüne getirmeye çalıştık diyerek yeniden kamuoyunun önüne kendilerini temiz bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Ama olan biten içerisinde bulunan durum ciddi. Ekonomik anlamdaki durum hem iktidar kalemleri, hem ekonomistler, hem havuz medyası kimsenin artık gerçekten gelecek tahayyülü kurabilecek bir noktada olmadığı çok bariz. Bu ekonomik rakamlara da yansıyor, çarşı pazara da yansıyor. Yani çok uzatmadan dün karşılaştığım bir videoyu söyleyeyim. Yani sokakta bir muhabir gazeteci arkadaşımız mikrofon uzatıyor halka. İnsanların elinde zaten en ucuz mala ya da sebzeye, meyveye koşar bir duruma haldeler. Aldıkları da zaten patates, soğandan belki ona tekabül edecek ürünlerden itibaren. O esnada bir vatandaş, erkek bir vatandaş araya giriyor. İşte karşılaştığımız tipik örnekler, ekonomi çok iyi, bakın işte halk alışveriş yapıyor, şöyledir, böyledir. Öteki türlü dile getirilenler, spekülasyon, iktidarı yıpratma politikaları, yanı başında eşi artık dayanamıyor. Allah rızası için doğru konuşuyor artık. Yani böylesine bir video. Yani bir taraftan iktidarı can siparişine olan biteni ateşi savunan kişilikler var, ama bir tarafta da artık durumu göz ardı edemeyen, bu yangını doğrudan evlerine saran bir halk var ve bunların sayısı giderek büyüyor. İktidar da aslında korkutan bu durum. Peki. Sayın Temel, sizinle devam edelim. Biraz önce diye söylerken dikkat çektiniz aslında. Bütçe savaşa gidiyor dediniz. Şimdi tam da bugünlerde iktidarın yeniden bir savaş arayışında olduğu yönünde çokça yorum, değerlendirme var. Özellikle iç siyasetin farklı dinamiklerinden. Birincisi, bu köşeye sıkışan iktidar yeni bir savaş arayışına girerken tam olarak ne yapmak istiyor? Yani toplumda bu kadar yoksulluk ve açlıkla karşı karşıyayken böylesi bir siyaseti yaşama geçirme cesaretini nereden buluyor? Ne yapabilir ya da bu konuyla ilgili? Şimdi aslında birkaç anekdotla belki yani doğru anlatılır durum. Buyurun. Biliyorsunuz Zübük filmi var. Zübükzade filmi, İbrahim Zübükzade filmi Aziz Nesin'in Türkiye sinemasına kazandırdığı önemli bir eser. Orada aslında köşeye her sıkıştığında Zübük vatan millet sakar ya edebiyatına ya işte diyeyim ki sarılıyor. Ama en çarpıcı örnek şuydu. Örneğin tam o aldatılanların uyanıp onu yakalamaya çalıştığı anda namaza duruyor. Salat getirip işte namaza duruyor. Ya da işte bir Türk, yine Türkiye'deki işte klasik anlayışı anlatan bir dizi daha var. Her bir çete var, bir grup var. O grup problem yaşadığında grup lideri her seferinde haydi İslam Marşı okuyalım diyor ve millet artık iç kavgayı, iç gürültüyü, iç bozgunculuğu aslında bırakıyor. Hemen şeye, saygı duruşuna duruyor. Şimdi AKP, MHP iktidarı aslında yaklaşık kaç yıldır, aslında uzun bir süredir, özellikle de son 6 yıldır her başı sıkıştığında, her çürüme tavan yaptığında, her işte ne zaman ki muhalefet atağa geçip evet bu sefer bu iktidarın kuyruğundan yakaladık dediğinde çok klasik bir oyun kurguluyor.
Oyun çok basit aslında. Türkiye'de işte siyasetin klasik genlerine işlemiş milliyetçi, ırkçı damarı besleme, tekrar harekete geçirme. Bunu iç ve dış düşmanlar yaratarak yapıyor. Hiçbir zaman değişmeyen tunç yasadır bu. Bu geri ve ilkel zihniyetin temel yasalarından biri de değişmeyen kanunu da Kürt düşmanlığıdır. Yani Kürt'e karşı düşmanlık. Çünkü Kürt inkarı ve Kürt'ü yok saymayla kodlanmış bir zihniyetin devamıdır. Her iktidar değiştiğinde o zihniyeti devraldı. Hani işte Sayın Öcalan uzun yıllardır diyor ya, işte Türkiye'de Cumhuriyet demokratikleşmeden, işte devlet demokratik muhtevaya kavuşmadan belli hastalıkların çözümü mümkün değil diyor. Şimdi aslında bu savaş çırtkanlığı, savaş politikasının da temelinde bu var. Yani aslında uzunca bir süredir deşifre olmuş ama bünyede bir hastalık gibi durduğu için iktidarların toplumu bu konuda hem kışkırtan hem dizayn etmeye çalışan, bir de bununla beraber devletin işte klasik refleksini, resmi kodlarını aşamayan muhalefeti de bu konuda dizayn etmeye çalışan bir şey var, bir gelenek var, bir kültür var. Şimdi iktidar aslında bu oyunu bu temelde kurguluyor. Bir şekilde sıkıştığında muhalefeti zaten parçalı tutma, muhalefetin bir araya gelip toplumun tümüne bir reçete sunma, bir perspektif, bir çözüm perspektifi sunma zeminini sürekli zehirliyor. Büyük bir medya işte diyelim ki şeyi var, hegemonyası var. Hı hı. Yani CHP işte ikisini HDP ile dövüyor vesaire. Yani böyle muazzam bilgi kili üzerinde şey var, bir algı operasyonu var. Bu muhalefeti bir şekilde ürkek, kırılgan tuttuğunda savaş politikalarını daha kolay devreye koyuyor. Mesela Gare'de, aslında Gare belki 10 iktidarı götürebilecek bir şeydi, bir olaydı. İşte yani iddia çok vahimdir. Yani bir şekilde işte PKK'nın esir aldığı devlet yetkililerinin devletin eliyle öldürülmesi söz konusu. Ve bu iddialar hala netleşmiş değil, vahimdir. Ama orada bile bunu böyle bir tekrar işte diyelim ki iktidarı bir şekilde bir yere toplama, bir hizaya çekme girişimde bulundu. Bakanları işte muhalefet liderlerinin ayağına gönderdi. Her gün onlara küfreden bakanları, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanlığı. Şimdi başarılı olamadı orada. Çünkü yani olay somut, net. Yani şeyi neresinden tutarsan elde kalacak bir şey. Fakat iş tezkereye gelince bilmem işte, ya düşünebiliyor musunuz şey, yani iktidar partileri bu politikanın yanlış olduğunu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki halklarla, başta Kürtler olmak üzere halklarla barışması gerektiğini, barışarak politika geliştirmesi gerektiğini savunuyor. İşte örneğin bazı en azından CHP'nin büyük oranda böyle bir söylem kullanıyor son zamanda. Ama bu halklara saldırı niteliğindeki tezkereye de Mehmetçiğe zeval gelmesin diye onaylıyor. Tezkereyi ayrıca konuşalım. Dolayısıyla savaş politikaları bir şekilde bu zehirlenmiş zemin üzerinden devreye konuluyor. Tezkereyi ayrıca konuşalım. Çünkü bir iki cümleyle geçiştirmek istemiyorum doğrusu tezkereyi. Bu savaş tehditleri üzerinden Ömer Çelik'le devam edelim. Sayın Tayyip Temel'in de bahsettiği tehditlerin bugünlerde de odağında Rojava var. Programa başlarken de oraya dönük bugün yayınımızdan hemen önce gerçekleşen SİHA saldırısında şehit olanlardan da bahsetmiştik. Bu tehditler çok ciddi biçimde sürüyor. Rusya'nın da onay verdiği belli. Erdoğan'ın bu savaş tehditleriyle birlikte Rojava'ya dönük bu tehditleri arttırmasını neye bağlıyorsunuz? Şu anda bile oralarda çok sayıda
SİHA'nın dolaştığına dair bilgiler de var. Kobani üzerinde, Şengal üzerinde, Rojava üzerinde çok ciddi tehditler var. Ve oturup izleyen bir dünya da var ne yazık ki. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya aslında bunu durumu Türkiye'de bir bütüne yaşanan sorunlardan bağımsız şüphesiz ele alamayız. Demin vekilimiz de ifade etti. Yani ülkede hem ekonomiden hukuka, siyasete, kültüre, eğitime, sağlığa her alanda kendisini gösteren bir artık gizlenemeyen bir sorunlar yumağı söz konusu. Ve iktidar ellerindeki tüm güce rağmen, tüm medya gücüne rağmen ya da diğer güçlere rağmen bu durumu egale edemiyor. Toplumun dikkatinden, gözlemlerinden kaçırır bir pozisyona gelemiyor. Bunu yapmasının tek bir yolu var elinde. Onu da savaş siyasetini olabildiğince yükseltmek. İşte iş kamuoyunda yürüttüğü savaş politikalarını iktidar bildiğimiz üzere uzun zamandır sınırların dışına taşırmaya çalışıyor. Toplumun dikkatini çevirmek adına. Yani 23 Nisan'dan beri Federe Kürdistan bölgesine yönelik operasyon gündemimizde, yani vekilimiz de dile getirdi. Ciddi iddialar var. Kimyasal silah kullanımına dair durumlar söz konusu. Bu konuda yereldeki siyasetlerden, sivil toplum örgütlerinden dünya kamuoyuna çağrılar var. Bu çağrılar henüz yerine bulmuş değil ama iktidar bu siyasetini, savaş siyasetini mevcut küresel siyasal denklem içerisinde sürdürme yollarını buluyor ve bunu halen sürdürmek istiyor. Federe Kürdistan'a sürdürdüğü savaşı şimdi yeni bir yol olarak Rojava'ya yeniden taşırmaya durumda. Tabii hafızamızı biraz yoklarsak bugün Kobani'ye dönük gerçekleşen SİHA saldırısının aslında nedenlerini bulmak çok kolay değil Türkiye açısından. Türkiye'nin yürüttüğü savaş siyaseti açısından. Yani 2014 yılında kamuoyunun gündemine oturmuş bir ses kaydını hatırlayalım. Yani Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Milli Güvenlik ikinci Genelkurmay ikinci Başkanı ve benzeri görevlerde olan isimler. Neydi o isimler? Yani Türkiye'yi Suriye sahasına sokacak bir savaş gerekçesi üretmekti. Doğrudan MİT Müsteşarı'nın kendisi o ses kayıtlarında gerekirse 8 tane insan gönderirim, Türkiye'ye 8 tane füze atırırım, Süleyman Şah türbesine saldırırım, gerekli gerekçeyi üretirim. Türkiye açısından bugün zorlandığı, iç siyasette zorlandığı noktada Suriye'ye, Kuzeydoğu Suriye'ye yönelmesindeki temel neden de bugün kendisini öyle gösteriyor. Öldürülen iki özel tim polisi var. Bunların failleri söz konusu değil ama Türkiye onların faili olarak kuzeydeki yönetimi hedef alıp ve bunu oraya taşımaya, savaşı oraya taşımanın gerekçesi haline getirmeye çalışıyor. Mesele yani iktidarı tanıdığımız, bildiğimiz, bugüne kadarki siyasetini yakından gözlediğimiz iktidarı gayet biliyoruz. Bunu yapabilecek pozisyon içerisinde olduğunu biliyoruz. Mesele bugün Türkiye açısından muhalefetin buna ne derece karşı koyacağı. Yani sonuçlarını biliyoruz. Savaş siyasetinin ekonomideki yansımasını, topluma yansımasını biliyoruz. Erdoğan geçmişte çıkıp siz bir bombanın maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz diye toplumun önüne geçiriyordu. Bu maliyet her gün işçinin, emekçinin dar gelirinin sırtına biniyor. İşte bütçe görüşmelerinde göreceğiz. Yine savaş siyasetine bu yatırım yapılacak. Böylesi bir gerçeklik varken, geçmiş tecrübeler varken muhalefet nasıl olur da halen bu savaş siyasetine alet olup bunun önünü açmaya durur bir noktada geliyor. İşte muhalefet açıklamalarını gördüm. Muhalefet demişken şunu da sormak istiyorum. Yani muhalefet içerisinde bir tek Ali Babacan sakın ha bir saldırıya yönelip kendi sıkışmışlığını, ekonomik sıkışmışlığını kurtarma dedi ama onun sonrasında da bilmiyorum ben öyle algıladım. Şimdi çok fakiriz, paramız yok. Biraz paramız olsun ondan sonra devam ederiz anlamına gelecek şeyler de söylemişti. Muhalefet niye cesaretle böylesi bir saldırı politikasına, savaş politikasına karşı çıkmıyor? Özellikle ben muhalefetten kastım HDP'yi ve meclis dışındaki devrimci yurtsever muhalefeti dışında tutarak soruyorum tabii. Türkiye'de muhalefetin başarısız bugüne kadar yürüttüğü tüm siyasete, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mevcut koşullara rağmen başarısız olmasının temel nedenleri zaten burada kendisini gösteriyor. Bu savaş siyasetine iktidar, yani muhalefet
alet olmasa, iktidara bu konuda önüne set oluşturabilse Türkiye zaten bugün bu noktada olmazdı. Fakat tam tersine olabildiğince değirmenine su taşıyan, iktidarın bu konuda oluşturmaya çalıştığı havanın dışına çıkamayan bir noktada duruyor. Yani savaşa karşı çıkmak çok mu zor? Yani öne sürülen gerekçelerin meşruiyeti ortada yokken, Türkiye'nin hala hazırda hem Federal Kürdistan'da hem Kuzeydoğu Suriye'de bulunmasının zaten hukuki bir dayanağı yok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararı bu konuda diyor, anayasaya aykırılık bir durum söz konusu. Halen mevcut operasyonlarını Saddam döneminde yapan ya da işte Baba Esad döneminde yapılan anlaşmalarla sürdürülen bir pozisyon. Türkiye'deki hukuk örgütleri de zaten sıklıkla bu duruma işaret eder. Türkiye her iki bölgede de bugün yasa dışı bir varlık durumunda. Bu yarın öbür gün koşullar iklim değişiminde Türkiye'nin önüne şüphesiz gelecektir ama mesele bu iklimi bugünden oluşturabilmek. Muhalefetin yetersiz kaldığı da bu. İktidar statükocu, ırkçı, milliyetçi bir havayla yürüttüğü tüm siyaseti perdelemeye çalışıyor. Muhalefet bu perdeyi söküp aşağı indirecek noktada olması gerekirken tam tersine iktidarın yanında hizalanıp bu savaş siyasetine ortak oluyor. İktidarın da politikasını sürdürmesine ortak oluyor bir yanında. Peki. Sayın Temel, sizinle devam edelim. Tam tezkerede durmuştunuz. Aslında Ömer Çelik'in dediklerini de tamamlayıcı nitelikte de devam edelim istiyorum. Yani savaş tezkereleri meclise gönderildi ama diğer taraftan da her şeye rağmen hala iktidarın arkasında hizalanma eğilimleri de var. Siz savaş tezkerelerinin tekrar meclise bu şekilde gelmesini özellikle Suriye için ve Rojava Kürdistanı için 2 yıllık olarak gelmesini, Irak için de 2 yıllık tabii, nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefetin bunların arkasında hizalanma eğilimine nasıl bakmak lazım? Şimdi aslında az önce biraz değindim. Yani iktidarın bir şekilde savaş ve iktidarını sürdürme oyunu dediğimiz şeyi bir yer yer yani çeşitli işte diyelim ki kaoslar yaratarak, karışıklıklar yaratarak, işte hayali tehlikeler yaratarak böylesi bir politika izliyor. Yani tüm faşistler zaten ayakta durmak için mutlaka bir yerlere saldırmayı temel politika haline getirirler. İçte de dışta da bu böyledir. Yani faşizmi kurmaya çalışan, faşizmle ayakta tutmaya çalışan bir iktidarın karakterinde zaten düşman yaratma, düşman yaratarak toplumu kamplaştırma ve dolayısıyla az da olsa işte diyelim ki zayıf da olsa aslında toplumun bir kesimini arkasında tutma politikası esastır. Yani bu bütün Hitler'den bu yana ya da Hitler'den önceki faşist rejimler veya liderlikler aslında böylesi bir tarzı esas almışlar. Şimdi bunun karşısında toplumun, muhalefetin ve bütün işte diyelim ki bundan muzdarip olan kesimlerin duruşu belirleyici ve önemli. Yani buna karşı toplum nerede duruyor? Buna karşı muhalefet nerede duruyor? Çünkü muhalefetin temel hedeflerinden biri bu iktidarı değiştirmek ya da bu iktidarı iktidardan düşürmek. Ama her defa kendi iktidarının ömrünü sürdürmeye dönük olduğu çok belli, çok net. Hatta bu yönlü tespitler yapılarak eleştirilen siyasetin arkasına dizilmek bir şey, yani aşılması gereken bir zihniyet Türkiye siyaseti açısından. Yani bu son 20 yıllık tecrübe işte ya da 30 yıl, 40 yıllık tecrübe bunu teyit etmiştir. Yani ne zaman ki argümanlar zayıflarsa, işte çürüme başlarsa, düşüş, alaşağı düşüş hızlı bir şekilde işte sonun başlangıcı diye tanımladığımız süreç başlarsa
böylesi girişimlerin olduğu biliniyor. En iyi de muhalefet biliyor bunu. Fakat mesele şu, vatan millet Sakarya'yla, Sakarya zihniyetiyle mevcut iktidarın ya da iktidarların kuyruğuna takılma şeyini de ya da işte diyelim ki politikasını da terk edemiyor. Yani eleştirdiğimiz halde, işte görüşmeler aldığımız halde, kimi temaslar gerçekleştirdiğimiz bu halde. Bu temasları özellikle sormak konuda istiyorum. Temasları özellikle. Yani bu temaslarda bunları söylediklerinizde gerçekten hakikatin farkında değiller mi? Şimdi şöyle, yani o işin hani teknik ve detay kısmına girmeden şunu belirtmek istiyorum. Şu söyleniyor, yani söylediğimiz şey şu. Eğer bu muhalefet, eğer bu muhalefet iddiasıyla ortaya çıkan blok bu iktidarın savaş politikalarına karşı çıkmazsa, evet, savaş politikalarını boşa çıkarmazsa, bu savaşın gerekçelerini doğru temelde halka anlatmazsa, ya öyle işte bilmem BK meselesi, bilmem Türkiye'ye işte tehdit varmış gibi, ya da Türkiye işte tehdit, Türkiye'nin varlığına ve geleceğine yönelik tehditler varmış gibi safsata ve yalanları açık bir, aleni bir şekilde bu topluma anlatmazsa, kesinlikle iktidar olmaları ve bu iktidarı devirmeleri hayal. Bu çok net. Yani bunu biz işte diyelim ki hem birebir yüz yüze tartışmalarımızda söylüyoruz, hem de açıkçası her grup toplantımızda genel başkanlarımız, eş genel başkanlarımız, sözcülerimiz, aktörlerimiz bunu açık bir şekilde hem söylüyor hem de verilerle ortaya koyuyor. Fakat şimdi Suriye'den, Rojava'dan, Kuzey Suriye'den Türkiye nasıl bir saldırı gerçekleşmiş bugüne kadar? Ya da Türkiye nasıl bir tehdit var? Hadi yani belli yerleri yine işte diyelim ki manipüle ederek, yalan söyleyerek toplumun bir kısmını inandırabilirler belli yerler için. Yani toplumu bu konuda manipüle edebilirler. Ellerinde işte diyelim ki başka veriler sunabilirler. Rojava'dan, Kuzey Suriye'de bugüne kadar Türkiye bir tehdit, bir saldırı, bir işte diyelim ki Türkiye'nin en azından karşı karşıya kalacağı bir işte beka sorunu, bilmem güvenlik sorunu gerçekleşmemiş. Tersi olmuş. Çetelere itilmiş, Rojava'nın üstüne sürülmüş. Tersi olmuş. Afrin işgal edilmiş. Çetelere teslim edilmiş. Çeteler Afrin'i şu an başka, yani bir halk oradan sürülmüş yerine El Nusra artıkları, işte El-Kaide, DAEŞ, yani IŞİD atıkları yerleştirilmiş. Serkani'de insanlar evlerini, mahallelerini, kentlerini terk etti. Dolayısıyla aslında bir katliamla karşı karşıya kaldı. Yani evet, saldırı buradan olmuştur. Eğer tehdit gerçekleşmişse bu taraftan oraya doğru gerçekleşmiştir. İşte Ceylanpınar'dan Rojava'nın Serkani şehrine saldırıları hatırlayalım. Kobani sürecinde DAEŞ'e işte verilen destekleri hatırlayalım. Ömer Çelik söyledi, işte MİT müsteşarı savaş gerekçesi yaratmak için birkaç kişiyi Suriye'ye gönderirim. Türkiye'ye birkaç füze attırırım. Yani aslında bu iktidarın zihniyetinin Rojava için tehdit oluşturduğunu bugünkü Kobani'de bombalanan işte araçta işte 3 sivilin yaşamını yitirmesinden anlıyoruz. Dolayısıyla şimdi muhalefet, diyelim ki muhalefetin kaygısı ne? Muhalefetin aradığı argüman ne? Bu konuda hani şey yok. Artık işin şu kısmına gelmiş durumdayız. Savaş politikalarına karşı, Kürt'e düşmanlık politikalarına karşı, Kürt halkını işte kimliğini, varlığını hedefleyen saldırılara karşı çıkmadığınız ve bunu topluma etraflıca anlatıp gerçek politikaları görünür kılmadığınız ve iktidarın gerçek yüzünüzü teşhir etmediğiniz sürece bu iktidarın karşısında sürekli muhalefet olmaya mahkumsunuz. Bu çok net. Yani bunun ötesi bir değerlendirme. Peki. Bunun ötesi bir naif söylem artık gerçeği ve hakikati ifade etmiyor. Peki. Ömer Çelik, aynı konuda seninle de devam edelim. Muhalefetin bu tutumuna dönük, özellikle tezkerelere dönük tutumuna,
ilişkin sen ne düşünüyorsun? Yani gerçekten muhalefet bu düşmanlık politikasının bir sonucunun olduğunu görmeden mi yapıyor? Beka dedikleri şey aslında tam da orada yani. Bekayı riske eden bir durumda değil mi bu onlar açısından baktığında? İşte mesele aslında biraz orada kendisi gösteriyor. Kürt düşmanlığı o kadar derinleşmiş bir halde ki muhalefetin de gözünü perdeler bir duruma geliyor. Bunu en net tezkerelerde görüyoruz. Daha dün ana muhalefet partisi olarak tanımlayabileceğiz CHP. Aynı şeyi dokunulmazlıklar konusunda da gösterdi. Eleştirilerimiz olmakla birlikte. Bunu destekleyeceğiz dilekler. Bugün de aslında yine tezkere konusunda İYİ Parti Genel Başkanı'ndan aynı minvalde sözleri duyduk. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bunu önümüzdeki günlerde MHK'de tartıştıktan sonra açıklayacağını dile getirdiler. Ama sonuç aslında çok farklı olmayacak. Muhalefetin bugün... Pardon. Yok, devam edebilirsiniz. Muhalefetin bugün konumlandığı yer, durduğu nokta Kürt sorunu konusunda iktidardan çok bağımsız değil. CHP bugün ortaya çıkıp Kürt sorununu çözme iddiasındayım söylemine sarılıyor olabilir. Böylesine bir söyleme sahipseniz, bunun altını doldurmak istiyorsanız, bunun öncelikli adımı, göstereceğiniz öncelikli adım bugün tezkereye hayır demekten geçer. CHP bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı? Mesele biraz orada kendisini gösterecek. Siz demin ifade ettiniz. Yani Deva Partisi, diğer muhalefet partileri ülkedeki ekonomik durumdan kaynaklı savaşı erteleyelim mantığıyla hareket ediyor. Yoksa aslında Kürt'e dönük düşmanlık, Kürt'ün statüsü elde etmemesine dönük o durulan yerden çok iktidar konusunda ayrı bir noktada değiller. Aynı noktada. Sadece bugün belki bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Bir niyet de söz konusu. Yani bir taraftan iktidar savaş siyasetiyle olabildiğince yıpransın, bu durum ekonomi ya da diğer alanlara yansısın ve iktidar olabildiğince erisin. Ama diğer taraftan da statü elde etmeye çalışan, varlığını göstermeye çalışan Kürt'ün de olabildiğince ortadan kaldırılması durumu söz konusu. Muhalefet en azından ırkçı, milliyetçi niteliğe sahip, algıya sahip muhalefet bugün bu noktada kendisini konumlandırıyor. Ama Kürt sorunu, Kürt gerçekliği, tarihsel... AKP'nin tutumuna benzer bir tutum sergilemelerini düşündüğümüzde bunun halktan da tepki çekmesi beklenemez mi? Nasıl anlayamadım, pardon? AKP'nin tutumuna benzer bir tutum sergileyen muhalefet eğer bu tutumunu değiştirmezse bu halktan da tepki çekmez mi? Halktan en azından demokratik kamuoyundan hali hazırda bu durum çekiyor zaten. Demin Tayyip Bey de dile getirdi. Yani mevcut muhalefetin iktidar karşısında bir alternatif oluşamamasının temel ana nedenlerinden biri Kürt sorunu. Bu sorunla yüzleşilecekse yeni bir iktidar alternatifi oluşturulabilir ve Türkiye'nin hem iç hem dış karşılaştığı sorunların ortadan kaldırılması durumu söz konusu olabilir. Bu cesaret bugün sergilenmediği, iktidar yanında konumlandığı, aynı noktadan beslendiği için zaten muhalefet hala hazırda yerinde sayıyor. Yani şuna inanıyorum, yarın muhalefet partileri Türkiye'nin, daha doğrusu AKP'nin savaş siyasetine tezkereye hayır diyerek karşı çıktıklarında Türkiye'de birçok şeyin, birçok değişimin önü açılacak zaten. Mesele bu cesareti gösterebilmekte. CHP açısından da böyle, İYİ Parti açısından da böyle, diğer mecliste grubu olmayan diğer muhalefet partileri açısından da bu böyle. Evet. Bu sağlanabilirse bu yol açılır. Bu kadar net. Toplum da bunu görüyor. En azından demokratik toplum, kamuoyu bunu görüyor, bunun farkında. Belki bu konuda zorlama boyutuyla henüz bir eksiklik söz konusu var. Bu konuda zorlama sağlandığı ölçüde eminim muhalefet de iktidarın yanında durduğu, konumlandığı pozisyonun dışına çıkabilecektir. Peki. Tam burada o zorlama politikasına geçelim. HDP'nin üçüncü yol politikası ve son dönemde de en fazla öne çıkan olgu demokratik ittifak. Yani ne seçme endeksli ne günlük gelişmelere endeksli.
büyük fotoğrafa bakan, geleceğe bakan bir ittifak anlayışı. Çokça konuşuldu ama bunca başından beri konuştuğumuz sorun içerisinde bu politikaları nasıl pratik bir biçimde ifade etmek mümkündür Sayın Tayyip Temel? Size olsun bu sorum. Evet, yani esasen sorunların çözümünün bir kısmı da bu seçeneği geliştirme ile doğrudan ilgili. Çünkü Türkiye'de aslında şu an işte bu bir uzun bir süredir tartışılıyor. Biz de bu programda baştan beri konuştuğumuz şey şu. Hala Türkiye'ye Türkiye'nin işte diyelim ki başta Kürt sorununu çözeceğine, Kürtlerin kazanımını kendi kazanımı gibi görüp Kürtlerle yol yürüme iradesini gösterecek. Yine işte demokratik bir ülke hayali veya iddiasıyla ortaya çıkıp toplumu buna motive edecek. Yine savaşa ve saraya, tek adama bütçeye, halk bütçesini oluşturacak. İşte bu ekolojik yıkımı, kadın düşmanlığını, yargının üzerinde, yargının adeta iktidarın sopasına dönüşme halini ve büyük adaletsizliği ortadan kaldıracak reçeteyi toplumsal zeminde örgütleyecek bir muhalefet bloğu ya da bir muhalefet gerçeği işte bu iki blok değerlendirildiğinde hala ortaya çıkmış ve bu cesareti göstermiş değil. Şüphesiz burada iktidarı ve muhalefeti aynı terazinin aynı kefelerine koyup aynılaştırmak doğru değil. Yani şu an gerçekten Türkiye halklarının canına kasteden Türkiye toplumunun işte diyelim ki Türkiye toplumuna düşmanlık eden bir iktidar gerçeği var. Bir de bunun karşısında işte sabahtan beri tartıştığımız eleştirilerle beraber veya işte netsizliklerle, cesaretsizliklerle veya iddiasızlıklarla beraber aslında mücadele eden başka ittifak ya da işte en azından muhalefet bloğu var. Ama temelde bütün kritik aşamalarda bu iki bloğun mevcut devlet kodlarını aşamadığını görüyoruz. Devletin işte diyelim ki 80 yıllık, 90 yıllık hassasiyetlerini toplumun hassasiyetlerinin, halkın hassasiyetlerinin önüne koyan bir politika tercih ediliyor. Şimdi bu yüzden aslında HDP Türkiye'de bu anlamda gerçek ve tek muhalefet denilebilir. Yani esas muhalefet merkezi, esas çözüm adresi. Yani işte yaklaşık bir ay olacak birkaç gün sonra bir deklarasyon yayınladık. Şimdi bu deklarasyona dair tartışmalar bile gösteriyor ki aslında bizim mesela HDP'nin paradigmasını, fikriyatını, perspektifini, nasıl bir ülke hayali olduğunu, halkların nasıl birlikte yaşayacağını çok az bir kısmını ortaya koyan bir deklarasyon. Çünkü zaten özet bizim aslında özetin özeti gibiydi. Çünkü kamuoyuna ve topluma rafine halini sunmamız gerekiyordu. O yani programımızın ve işte çözüm perspektifimizin bir kısmını bile çok az bir kısmını bile ifade eden bu deklarasyon Türkiye'de nasıl bir HDP fikriyatı, HDP'nin temsil ettiği işte halk yani aslında demokratik halk ittifakının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar işte etkili olabileceğini gösteriyor. Fakat işin esası şurada, biz de kendimize biraz eleştiri yapıyoruz tabii. Biz HDP'nin yaklaşık işte ömrü bu 8-9. Yılına girdi işte birkaç gün önce. Yani 9 yılda aslında bu politik, bu fikriyat, bu zihniyet toplumun işte Hakkari'sinden Edirne'sine kadar, Ardahan'dan İzmir'ine kadar yeteri kadar
örgütlendirilemedi. Yani bu bizim öz eleştirimiz. Yani aslında deklarasyonumuzun tek bir cümlesine bile Türkiye'yi gerçek anlamda düşünen bir ferdin karşı çıkması mümkün değil. Zaten o yüzden lal oldular, işte suskus oldular ve tam da Kürt sorununun çözüm tartışmalarının, Kürt sorunun nasıl çözülmesi gerektiğinin tartışıldığı bir zamanda yine tezkere ve savaş hükümeti devreye girdi ve savaş politikalarını gündem haline getirdi. Bu açıdan aslında HDP'nin üçüncü yol politikası sadece seçim değil, ama seçimde de aslında seçim aritmetiğine baktığımızda da belirleyici olan güç olması itibariyle kendini örgütleyip en küçük muhalefet öbeğinden tutalım en büyük muhalefet tabanına kadar. Ben siyasi partilerden bahsetmiyorum. Kendi bünyesine alacak, zaten kendi ittifakları var, zaten kendi birleşenleri var. İşte arkadaşlarımız bu hafta o partilerin büyük bir kısmını, hatta tümünü ziyaret etti. Yani aslında geçen hafta oluşan, gerçekleşen ziyaretleri iki temelde ayırmak lazım. Biri, muhalefet bloğunu bir ziyaret edip deklarasyonla ilgili birinci elden bilgilendirdik. İkinci esas ziyaretimiz kendi müttefiklerimize ve kendi ittifaklarımızaydı ki bu demokratik ittifağı, üçüncü yol politik perspektifini aslında nasıl örebiliriz? Nasıl işte diyelim ki hayata geçirebiliriz tartışmasıydı. Yani daha somuttu, daha netti. Hı hı. Bu konuda önemli sonuçlar da açığa çıkacak gibi gelecek açısından. Bu yüzden ilgili, işin hani seçim aritmetiği ve seçimle ilgili kısmı böyle. Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönem bir açıklama yapacak mısınız? Özellikle bu muhalefet bloğuyla olan görüşmelerle ilgili. Yani muhalefet bloğuyla ilgili tartışmalar oldukça olumlu geçti. Nasıl olumlu geçti? Yani ki az önce dediğim gibi aslında hepsi mevcut politik hattımızı, siyasi hattımızı ve deklarasyonumuzun özünü hiçbir eleştiriye tabi tutmaksızın benimsiyorlar, önemli buluyorlar. Fakat işi örgütleme, işi işte diyelim ki somutlaştırma konusuna gelince, yani aşağı yukarı aslında kendi durduğu yerde duran ve dolayısıyla biraz yine zaten biz o konuda onların elbette bu demokratik seçeneğe yakınlaşmasını isteriz. Daha işte iktidarın karşısında daha doğru yerde durmasını isteriz. Peki. Ama bizim işimiz zaten kendi politikamız ve örgütlenmesi, büyütülmesi, toplumsallaştırılması kendi işimiz. Aslında onların da biraz durduğu yer orası. Yani HDP açıkladı ve HDP de yani HDP'nin olumlu, önemli bir perspektifi. Fakat bizim müttefiklerimiz, ittifak güçlerimiz, yan yana işte mücadele ettiğimiz, sokakta, meydanda birlikte direndiğimiz güçler esasen çok büyük bir heyecanla bu deklarasyona sahip çıkıyor. Çünkü bu bir örgütlenme, büyüme, yan yana durma ve her koşulda bu seçeneği büyütme çağrısıydı. Bu konu önemli. Peki. Bu işin halk boyutunu da gazeteci kimliğiyle halkı en iyi izleyenler arasında Ömer Çelik'te. Halk gerçekten bizim izlediğimiz HDP'yi değişimin öncüsü görüyor. Yani HDP'ye oy vermeyenler bile sonuçta HDP politikasıyla ilgili son dönemlerde önemli ve iyi şeyler söylemeye başladılar. Yani sokağın nabzından söz ediyorum. Çok uzaktayız ama sonuç itibariyle basın üzerinden bunları izleyebiliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle HDP deklarasyonunun açıklanmasından sonra ortaya çıkan tablo gelecek döneme nasıl damga vurur? Tabii şöyle bir durum var. Siyaset alanı söylem, Türkiye örneğinde söylemle yürüyen bir alan olduğu için işin pratik kısmı toplum nezdinde bugüne kadar çok böyle görülen, karşılaşılan bir durum olmadı. Fakat şimdi deminden beri konuşuyoruz Türkiye'deki hukuktan tutalım demokrasiye, ekonomiye, sağlığa, siyasete, savaşa. Yani tüm boyutlarıyla kendisini gösteren bir kriz hali var. Bu kriz hali içerisinde
Yeni bir iktidar alternatifine toplum ihtiyaç duyuyor ve bunu toplumun önüne getirmek konusunda muhalefetin üzerine düşen bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu şimdi partiler açısından demin değerlendirdik. Halen mevcut klasik devlet mantığı mantalitesinden kopamayan bir durum kendisini gösterirken HDP bu açıdan söylemi aşan bir pratik ortaya koydu. Neydi bu? Deklarasyondu. 11 maddelik bir deklarasyon. Türkiye'nin ana temel sorunlarına çözüm olarak toplumun önüne getirildi. Yani sadece diğer muhalefet partilerinin toplumsal kesimlerinin doğrudan toplumun önüne getirildi ve aslında neyi istediğini, neyi amaçladığını, bu amaçlara nasıl ulaşabileceği konusunda kendi yol haritasını toplumun önüne sunmuş oldu. Bunu yaparak aslında bir diğer taraftan iktidar nezdinde muhalefeti bölmek açısından oluşturulan muğlaklığı da silip atmış oldu. Yani seçmenin, Türkiye'deki toplumsal seçmenin kafasında HDP'nin önümüzdeki bir seçimde ne yapacağı konusunda hiçbir soru işareti şu an yok. Çıkıp deklarasyon ortaya koydu. Yani siz ortaya maddi somut bir şey politika koyduktan sonra yarın başka bir adım atmazsınız. Çünkü ilk önce ki sizin kendi seçmeniniz bunu sizden hesap sorar. Bu açıdan ne HDP seçmeni ne de Türkiye'deki diğer toplumsal kesimler HDP'nin yarın sandıklar kurulduğunda ne yapacağını gayet biliyorlar. Bu konuda zihinlerinde bir şüphe söz konusu değil. Şimdi böylesine bir gerçeklik var. HDP'nin en azından ortaya koyduğu. Diğer muhalefet partileri ne yapıyor? Yani toplumun önüne olası bir erken seçim onlar tarafından da dile getiriliyor. Fakat toplumun önüne getirilmiş somut bir proje var mı? Yok. Halen demin ifade ettiği Kürt soruna dair bir temas var. Ama bunun da sadece söylem boyutuyla kalmış bir durumu söz konusu. Diğer alanlarda da bu durum kendisini gösteriyor. Yani ekonomi temel ana sorunlardan bugün durumunda. Ama muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yakın dönemdeki kimi söylemleri yani şöyle bir hafıza tazeleyelim. AKP'nin iktidara ilk geldiği dönemde Cem Uzan'ın başkanı olduğu bir genç parti vardı. Yani toplumsal kesimlere böyle vaatlerde bulunarak oy devşirme, oy peşindeydi. Aslında CHP liderinin son dönemdeki söylemlerine baktığında böylesine bir nitelikle, durumla açıkçası karşılaştı. Yani Türkiye'nin ana temel sorunlarına çözümler üretmek yerine tamamen sandığa eksenli belli toplumsal kesimlerden, öğrencilerden, sağlıkçılardan, işte emekçilerden oy devşirmeyi, oy almaya çalışan bir siyasal söylem. Böylesi bir durum Türkiye'de siyaseti nasıl değiştirebilir? Tüm muhalefet açısından, yani HDP dışındaki diğer muhalefet açısından böylesi bir inanırcılık sorunu kendisini göstermiş durumda. Evet. Tayyip Bey demin ifade etti. Yani bizim temel hedefimiz meclisteki muhalefet partileriyle bir araya gelmek değil. Bir bütünen Türkiye'deki toplumsal dinamikleri, kesimleri bir araya getirmek. Yeni bir soluk kazandırım siyasete. Umarız bu başarılabilir. Umarız muhalefet ne kadar eksik siyasetinin farkına varır. Evet. Bu durumun iktidarın başlığının artık farkına varır ve gerekli adımları atabilir. Son turumuza giriyoruz ama doğrusu son turumuzu biraz da bu konuştuklarımızı daha iyi anlamayı sağlayabilecek bir etken üzerinden sürdürmek istiyorum. Yani tüm bu sorunları konuştuk. Aslında Türkiye 2013-2015 arasında da somut bir biçimde tanık oldu Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm gücüne. Ama iktidar savaştan sonra tekrar yeniden korkunç bir biçimde oradaki tabloyu tersine çevirdi. İmralı'daki tecridi de ağırlaştırdı ve hala bunu sürdürüyor. Sayın Temel, hem bu politikayı değerlendirmenizi istiyorum, bir de bununla bağlantılı son dönemlerde biraz da belki Avrupa Birliği kurumlarının sıkıştırmasıyla eskiden tamamen cevapsız bıraktığı şeylere şimdi vekillerine, yakınlarına, vasilerine haber vermeden disiplin cezası adı altında bazı gerekçeler uyduruyor. Yani koster bozuk ya da bilmem hava koşulları uygun değil demiyorlar. Ama işte 3 ay disiplin cezası, 6 ay disiplin cezası,
En son cezada tırnak içerisinde diyorum. Tabii volta atma cezası yani. Hapishanede bir tutsağın volta atma dışında bir şansı mı var? Nedir bu siyaset gerçekten? Sayın Temel sizinle devam edelim. Şimdi İmralı'ya yönelik, Sayın Öcalan'a yönelik her politika şüphesiz bir amaç, bir hedef temelinde gerçekleşiyor. Yani buradaki hiçbir uygulama, hiçbir politika öylesine dönemsel, konjüktürel olarak işte günlük bir refleksin, bir tutumun sonucu ortaya çıkmıyor. Şüphesiz Sayın Öcalan Kürt sorununda ve Kürt sorununun yarattığı Türkiye'deki demokratikleşme sorunlarında çok önemli düşünceleri, çözüm perspektifi ve bu anlamda aslında etkili, en etkili aktördür. Bu açıdan Kürt soruna yönelik, Kürtlere yönelik her işte inkar siyaseti, her düşmanca politika ve siyasetin gelişmesiyle beraber orada da yani aktör olarak etkisini kırma, yine işte sembol olarak toplumun yeni nesillerin işte hafızasından silmek tecritin temel politikalarından biri ya da amaçlarından biridir. Tecritle aslında Kürt halkının temel dinamik gücünü bir şekilde tasfiye politikasını topyekun devreye koydukları için yani siyasete işte diyelim ki Türkiye'nin gidişatına yine aslında kendi temsilini yaptığı demokratik kamuoyu veya Kürt siyasi hareketine yönelik kimi müdahalelerine ve değerlendirme gücüne yönelik bir şeydir, bir settir. Yani işin hani biz muhalefeti ya da biz işte demokrasi güçlerini ilgilendiren böyle bir yanı var. Şüphesiz hala Rojava'da işte Güney Kürdistan'da dünyanın birçok yerinde aslında mücadele yürüten bir hareketin işte lideri ve esas muhatabı. Bu konuda tecridi bütün bu benim değerlendirdiğim yönlerden bağımsız ele almak mümkün değil. Aslında Türkiye'de yani kendilerinin de özellikle sık sık söylediği bir şey var. Yani tasfiye, Kürtleri işte diyelim ki tekrar 100 yıl geriye götürme yani inkar ve imha politikası sonucu yine Kürtlerin aslında direnişten vazgeçme ve bir bütünen teslim olma ve Türkiye'deki demokrasi güçleri, demokrasi dinamikliğine öncülük etme özelliklerinden geri tutma temel dayatmaydı. Bu dayatmanın aslında Sayın Öcalan tarafından kabul edilmediği ve buna tenezzül edilmediğini biz gördük son görüşmeler ve tartışmalar bağlamında. Dolayısıyla aslında iki üç şeyi sıralayabiliriz. Birincisi direniş ve çözüm perspektifinden korktukları için çözümü tecritte ve bir şekilde oranın sesini kısmakta buluyorlar. Argüman ve siyaset kurucu niteliği itibariyle baş edemedikleri ve hiçbir şekilde tezlerine karşı tezler üretemedikleri için bir şekilde işte kamuoyuna düşünce ve görüşlerin gündelik ya da güncel olarak yansımasının önüne geçiyorlar. Üçüncü temel şeyi de zaten az önce söyledim. Büyük bir Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı var. Kürt'e her yönden bir saldırı var. Dolayısıyla Kürt temsiline, Kürt hareketinin işte diyelim ki bileşkesi durumundaki aktörüne tecrit uygulamaları bu anlamıyla
bu hedefle, bu politikayla uyuşuyor. Fakat tam ne yaparlarsa... Özellikle yerel seçimler dönemini sormak istiyorum. Yani evet, o dönem tüm kamuoyu da tanık oldu. Sıkıştıklarında da koşa koşa İmralı Adası'na gidiyorlar. Oradan kendilerine çare bulmalarını istiyorlar. Yani bir şekliyle tecrite rağmen, bunca baskıya rağmen de o gücün farkındalar. Peki bu tutuma rağmen, bu gücün farkında olmalarına rağmen bu tecriti sürdürmeleri aynı zamanda Kürt halkına, Kürt siyasetine dönük bir tehdit unsuru olarak mı kullanıldığından böyledir? Yani bunu nasıl görmek lazım? Bir politikası var. Uzun bir süredir Sayın Öcalan'a yönelik bir rehine politikası da sürdürülüyor. Fakat şöyle bir şey var. Yani en düşmanca politikaların Kürtlere yönelik sürdüğü dönemden tutalım, işte kimi çözüm tartışmalarının yürütüldüğü sürece kadar ne yapsalar ne etseler aslında Sayın Öcalan'ın hem biriktirdikleri işte diyelim ki mesela yani HDP fikriyatı, işte diyelim HDK fikriyatı, demokratik kurumlar, işte Rojava gerçeği, aslında Orta Doğu'da engellenemeyen, bir türlü önü alınamayan ve giderek güçlenen bir çizgidir Öcalan çizgisi. Dolayısıyla bu konuda hani bunun da elbette öcünü alma siyaseti yürütüyorlar. Fakat esas şu, yani etkili bir aktör olması bir yana, işte sıkıştıklarında şu ön açan politik önermeler, stratejik önermeler yapan bir aktör olması bir yana, yani bu gerçeği en iyi AKP iktidarı biliyor, ama dayattıkları çizgi ya da işte şu an uygulamaya koydukları Kürt karşıtı politika Sayın Öcalan'ın tecrite alınmasını gerektiriyor kendilerince. Evet. Çünkü o tecrite alınmadığında aslında bu politikaların hepsini boşa çıkaracak değerlendirme ve önermeleri çok etkili bir şekilde yapıyor. O yüzden aslında şu an PESPA'ya niteliksiz tekrar eden, kendilerini çürüten bu düşmanca politikayı güya işte başarılı bir şekilde sürdürmenin bir parçası olarak tecrit uygulanıyor. Fakat bu nafile, işte Nevroz'da gördük, bütün önemli etkinliklerde ve günlerde gördük ki Orta Doğu'da da, Kürdistan'da da, Kürdistan dört parçasında da yükselen, gelişen Sayın Öcalan çizgisidir. Bir mücadele de var diyorsunuz. Ömer Çelik, sizinle devam edelim ama doğrusu bugün basına yansıyan o hukuksuzluk karşısındaki kılıf, o Volta meselesi, Volta cezası meselesini de değerlendirmenizi isteyeceğim ama bununla beraber Türkiye'deki tutsaklara dönük de son dönemlerde disiplin cezaları gerekçe edilerek çok ciddi bir biçimde 30 yıl yatmış insanları bile tahliye etmeden hapishanede tutmaya devam ediyorlar. Bu hapishaneler politikası üzerinden ama bir de İmralı'da bu hukuksuzluğa uydurdukları kılıf üzerinden değerlendirmelerini isteyeceğim. Doğrusu nedir bu iktidar bunca saldırgan tutumla, özellikle hapishanelere dönük yaklaşımla neyi arzuluyor, ne yapmak istiyor? Yani aslında verdiğiniz her iki örnekte, yani hem İmralı'daki durum hem de Türkiye'nin diğer cezaevindeki durum, Türkiye'deki o hukuksuzluğu, iktidarın sürdürdüğü o hukuksuzluk halinin en çarpıcı örneklerinden biri. Yani İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik sürdürülen tecrit 20 yıldır, 22 yıldır olabildiğince birçok yönüyle devreye konulmaya çalıştı. Fakat demin Sayın Vekilimizin de ifade ettiği gibi Sayın Öcalan'ın topluma dair, siyasete dair, Orta Doğu'ya dair ortaya koyduğu önermeler egale edilemedi. Yani silikleştirilemedi, bunun önüne geçilemedi. Nitekim dönem dönem iktidarın kendisi bile başı sıkıştığı anda kendi görevlilerini İmralı'ya gönderir pozisyonuna geldi. Fakat tüm yürütülen siyaset Sayın Öcalan'ın toplum nezdindeki konumunu ortadan kaldıramadı. Bunu başaramadığı oranda da bu sefer tecrit sistemini aslında aile görüşlerinin önüne geçerek, avukat görüşlerinin önüne geçerek uzun yıllardır sürdürmeye çalışıyor.
Bu da aslında bu unutturma siyasetini, hocalarına dair unutturma politikasının çok fazla sonuç vermediğini geçtiğimiz Nevroz aslında bu gösterdi. Başta Ahmet olmak üzere hem bölgenin hem de Türkiye'nin diğer metropollerinde insanlar bu durumu gösterdi ve Öcalan çizgisinde, Öcalan'ın ortaya koyduğu önermelerin arkasında durduklarını gösterdiler. Kısıtlı görüşmelerde dahi hatırlayacaksanız, yani hem ailesi hem avukatlarının gidişini engelleme pozisyonunda iktidar mevcut siyasetiyle, telefon görüşmeleriyle, kısmi telefon görüşmeleriyle, dönemsel telefon görüşmeleriyle bu hukukluluğu sürdürmeye çalışıldı. Doğrudan Sayın Öcalan'ın kendisi ikinci telefon görüşmesinde bu durumun kabul edilemez olduğunu gösterip telefonu yarıda kesip gitti. Basında o teşhir olma durumu, iktidarın hukuksal tecridin teşhir olma durumunu göstermiş oldu. Fakat iktidar bugün halen yürüttüğü tüm politikalara, attığı tüm adımlara rağmen bu siyasetinin meşrulaştığı bir pozisyona kavuşturamıyor. Yani bu son tecridi sürdürmeye dair volta cezası ne akla uydurulabilir ne hukuka uydurulabilir pozisyonda, ama iktidar bunu bir şekilde tecridi sürdürme karşısından sürdürüyor. Yani cezaevindesiniz, 8-9 metrekarelik bir alandasınız. Yapabileceğiniz şey volta atmak, zaten diğer tutuklarla görüşme durumunuz yok. İmralılar açısından bahsediyorum. Ama bunu bile önüne geçmeye çalışan, size dair hukuksuzluğa çalışan pozisyona evretilmeye çalışılıyor. Yani bu örnek, bu yaklaşımlar aslında, şu ifadeyi kullanayım. Bu yaklaşımlar aslında bir şekliyle Avrupa üzerinden gelen baskıları örtülemeye dönük bir yaklaşım mı? Yani işte ya işte tamam, biz tecrit uygulamıyoruz ama işte o da volta atmış, disiplin cezası vermişiz. O da bilmem işte şunu yapmış, bunu yapmış, disiplin cezası vermişiz demek için mi? Yani önümüzdeki dönemde kendini kurtarmaya dönük savunmalardan, Avrupa'ya dönük savunmalardan kurtarmak için mi? Çünkü Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi sivil toplum kurumlarının konuyla ilgili başvurusunu gündeme aldı ve Aralık'ta da görüşecek. Böyle de bir gerçeklik var. Tabii kimin kendini kurtarmaya çalışıldığı, kimin aslında bu hukuksuzluğa ortak olduğu durumu da bahsettiğiniz örnekte kendisini gösteriyor. Türkiye bir yandan volta cezası gibi bir durumla uluslararası kurumların önüne çıkıyor. Cezayı böyle meşrulaştırmaya, tecridi böyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Fakat diğer taraftan da sözünü ettiğiniz başta SPT olmak üzere diğer Avrupa kuruluşları son 7 yıldır, 8 yıldır bu hukuksuzluğa doğrudan ortak oldular. Yani raporlara yansıyan ihlallerin, hukuksuzları tanımlamanın dışında bir adıma şahit olmadık. Bu durumun kendisi aslında Türkiye'nin yürüttüğü siyasetin, Sayın Öcalan nezdinde devreye konulan hukuksuzluğun, hukuksuzluğa göz yumulması, bir anlamıyla meşrulaştırılması anlamına geliyor. Bu açıdan Türkiye'den çok bir farklı noktada göremiyorum, görmüyorum. Yani Avrupa'daki mevcut hukuksal mekanizmaları. O zaman şöyle bir sonuç mu çıkıyor? Avrupa ve Türkiye bu konuda uzlaşarak danışıklı bir dövüş içindedir demek yanlış olur mu? Hukuksal alan her zaman böyle nasıl ifade edeyim? Yani amaçlarını perdelemeye dönük geniş bir alan sunar. Yani Sayın Hocalan'ın uluslararası komployla İmralı'ya getirilmesinden bugüne kadarki süreç bize bunu tüm çıplaklığıyla aslında gösteriyor. Yani hukuk varsa Türkiye'deki mevcut anayasal hukuksal düzen içerisinde kanunlar, nizamlar, kurallar bellidir. Fakat mesele İmralı olduğunda bu kuralların bütünüyle ortadan kaldırıldı. Başka fiili durumların kendisini gösterdiği bir pratik açığa çıktı. 20 yıllık, 22 yıllık süreç bunları bizim önümüze getirmişse, net bir şekilde görmüşsek, Avrupa'nın bugüne kadar ki bu hususla karşı çıkmaması açık anlamıyla desteklediği durumuna geliyor. Bugün aslında Sayın Öcalan'ın avukatları ve diğer toplumsal hukukçuların da dile getirdiği temel bir nokta. Yani Türkiye'de İmralı'da başlayan bir hukuksuzluğun Türkiye'de diğer cezaevlerine, toplumun kendisine alanlarına yayılması durumu.
sıklıkla bu uyarıda bulunurdu. Demin siz soru olarak da yönelttiniz. Yani hukuksal mekanizma içerisinde Türkiye'de bugün iktidarı eleştirilen en küçük bir tweet, söylem bile sizi cezaevine gönderebiliyor. Cezaevinde işte yıllarca ceza yatmanızı beraberinde getirebiliyor. Ama diğer taraftan da soru olarak yönelttiğiniz 90'lı yıllarda müebbet cezalarla müebbet hapis cezalarına çarptırılmış. Yani maddi delilleri olmadan sadece bir Kürt politikasına dönük izlenen siyasetle 30 yıl, 36 yıl ceza verilen insanlar bugün o cezalarını tamamlar noktaya geldiler. Fakat buna rağmen cezaevlerinden tahliye edilmiyorlar. Yani sunulan gerekçe ne? Cezaevinde işte yine hukuksal mekanizma içerisinde kurulan komisyonlar, bu komisyonların sizin dışarıya çıkmanızı uygun görmemesi. Yani kim neyin adına karar verebiliyor buna? Başka, yani buradaki durum siyasetin dışında tanımlanabilir mi? İktidarın bu konudaki izlediği politikalardan bağımsız ele alınabilir mi? Hukuk varsa hukuku yerine getirirsiniz. Evet, ekstradan ek düzenlemelerle komisyonlar kurup insanları o zindandan çıkarmamaya dönük bir politika geliştirmemiz. Ama mevcut iktidarın bugün ortaya koyduğu durum tam anlamıyla bize gösteriyor. Bu hukuksuzluk toplumun cezaevinden de aslında dışarıya da kendisini gösteriyor. Bunun örneklerini de hepimiz gayet biliyor, görüyoruz. Peki, çok teşekkürler. Aslında bu yaşanan hukuksuzluklar aynı zamanda da yaşanan faşizmin de göstergesi yani. Hukuku kılıfına uyduruyorlar, lastik gibi istediği yana çekebiliyorlar. Çok teşekkürler Ömer Çelik, çok teşekkürler Tayyip Temel. Zaman ayırdınız, programımıza katıldınız. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.